deri yakan saat, iğrenç uzaylı parmağı ve striptizci bebek. Bazıları yasaklansa da bazıları da hala tartışılmaya devam ediliyor. Bu videoda şimdiye kadar yapılmış en kötü 10 oyuncağa göz atacağız. Radyoaktif bilim seti. Şimdiye kadar yapılmış en kötü oyuncaklar listemize pratikte mini bir atom bombasına dönüşebilecek daha yayına bir oyuncakla başlayalım. Gilbert U-238 Atom Enerjisi Laboratuvarı, çocukların kimyasal ve nükleer reaksiyonlar yaratmalarını ve izlemelerini amaçlayan bir oyuncaktı. İlk bakışta zararsız görünebilir ama bu oyuncakta gerçek uranyum kullanılmış. Uranyum atom bombası gibi silahların yapımında kullanılan radyoaktif bir maddedir ve inanılmaz derecede toksiktir. O dönemde bir bilim insanı radyasyona bir anlığına maruz kalmanın tüm gün boyunca güneşin UV ışınlarına maruz kalmak gibi olduğunu, yani insanı fena halde yaktığını belirtmiştir. Bu oyuncak 2006 yılında Radar Dergisi tarafından tüm zamanların en tehlikeli 10 oyuncağından biri olarak gösterilmiştir. Neyse ki çok satmadı. Bu yüzden oyuncaktan zarar gören de çok olmadı. Oyuncak rahim. Listedeki bir sonraki oyuncağı kim akıl ettiyse oyuncağı yetişkinler için değil, küçük çocuklar için yapması gerektiğini unutmuş olmalı. Rahim peluşu, birçok kişinin eğitim için olduğunu düşünebileceği anatomiye uygun bir rahimdir ancak ne yazık ki bilimsel bir üründen ziyade bir oyuncak olarak pazarlanmıştır. Bunun o kadar da kötü olmadığını ve nispeten zararsız göründüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bir de erkek çocuk için peluş yapsalar neler olurdu diye düşünün. Bu çocuklar için son derece uygunsuz görünüyor ve kesinlikle çocuğuma almazdım. Anatomiye uygun bir rahim oyuncağı çocuğunuzun doğum gününde alabileceğiniz bir şey mi? Göğüsleri büyüyen Barbie. Uzun süredir varlığını sürdüren bir marka olan Barbie, zaman zaman tartışmalı ürünler üretmiştir. Şu anda bahsedeceğimiz muhtemelen en kötü ürünlerinden biri. 1974 yılında piyasaya sürülen Barbie, Growing Up Skipper bebeğiyle tanışın. Skipper'ın saçma konseptinin kutudan çıkar çıkmaz yetişkinleri üzeceği bariz olmalıydı. Barbie şirketi yeni oyuncak serisinde ergenlik konusunu ele almak istedi ve Growing Up Speaker doğdu. Skipper, kolu hafifçe bükülünce çocukluktan gençliğe geçiyor. Teoride eğlenceli bir fikir. Ancak uygulanma şekli kötü. Bebeğin boyu uzuyor ve göğüsleri giderek büyüyor. Bu durum sadece genç kızlar için ergenlik dönemlerine ilişkin gerçekçi olmayan bir beklenti oluşturmakla kalmıyor. Aynı zamanda çok da uygunsuz. Trollün özel bölgesi. Sene 2020 olmuşken oyuncak üreticilerinin neyin uygun olup olmayacağını öğrenmiş olması gerekiyor ama maalesef hala öğrenebilmiş değiller. Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden Hasbro, 2020'de vizyona giren popüler film Trolls World Tour'u temel alan bir oyuncakta. Filmin ana karakteri Poppy'yi temel alan bu sevimli oyuncağı piyasaya sürdü. İlk başta zararsız gibi görünse de oyuncaktaki küçük bir düğme ebeveynlerin tepkisine neden oldu. Bu düğmeye basınca Poppy kıkırdama ve nefes alma gibi birçok farklı ses çıkarıyordu. Ama düğme bebeğin bacaklarının arasına yerleştirilmişti. Utah'ta yaşayan bir anne bebeğin bu düğmesini gösteren öfkeli bir video çekmesiyle oyuncak viral oldu. Hasbro bu oyuncağı üretirken ne düşünmüş olabilir? Bana kalırsa son derece uygunsuz bir fikir. Uyuşturucu satıcısı bebek. Çoğu ebeveynin çocuklarına uyuşturucu üreticisi bir oyuncak almak istemeyeceğini hepimiz tahmin edebiliriz herhalde. Dolayısıyla Toys R Us popüler yetişkin dizisi Breaking Bad'in karakterlerinin oyuncak bebeklerini piyasaya sürdüğünde ebeveynlerin çok sayıda şikayette bulunması üzerine hızla bir ürün toplatma girişiminde bulunmak zorunda kaldı. Ebeveynler bu ürünlerin toplatılması için bir dilekçe oluşturdu ve başarılı oldu. Ebeveynler oyuncakların çocukları uyuşturucu kullanmaya ve kendi uyuşturucularını yapmaya teşvik ettiğinden şikayetçi oldu. Elbette çocukların uyuşturucuya özenmesi çok kötü bir şey. Belki de bu oyuncakları Amazon gibi çocuklardan ziyade yetişkinlerin kullandığı bir sitede satsalardı tepki almayabilirlerdi. Katil Deniz Gergedanı. Bugünlerde herkes Avenger olmak istiyor sanırım. Deniz gergedanları gibi sevimli hayvanlar bile. Avenger olmak için başkalarını korumanız ve savaşmanız gerekir ama gelin görün ki bu deniz gergedanı oyuncağı bunlardan sadece birini yapıyor. Deniz gergedanları kafalarında uzun boynuzları olan deniz aslanı benzeri yaratıklardır. İntikamcı Avenger, deniz gergedanı isimli bu oyuncak dışarıdan sevimli görünse de korkunç bir şey yapıyor. Sette deniz gergedanı ve diğer 3 küçük hayvan için
Daha farklı renklerde boynuzlar var. Penguen, koala ve fok balığı. Çok tatlılar ama karınlarındaki o şey ne? Deniz gergedanının boynuzuyla açtığı bir yara. Ne kadar korkutucu değil mi? Kutuda bu üç hayvanın deniz gergedanının doğal düşmanı olduğu yazıyor. Çocuklar bu sevimli hayvanları yaralamaktan zevk mi alacak yani? Ölü kedi peluşu. Eğer doldurulmuş hayvanları seviyorsanız Benny Babies'i mutlaka biliyorsunuzdur. Peki onların karanlık ve iğrenç rakiplerini biliyor muydunuz? İlk kez 1997 yılında tanıtılan Mimi'nin peluş oyuncak serisiyle tanışın. Ortalama bir peluş oyuncağın tam tersiler. Ancak özellikle bir tanesi var ki tüylerimizi diken diken ediyor. Araba tarafından ezilmiş ölü bir kedi. Oyuncağın yanında tıpkı Benny Benny's'de olduğu gibi bir şiir yazıyor. Kedi sıplat, karşıya geçmek için yeşil ışığı beklemedi. Büyük bir kamyonun geldiğini göremedi. Sağına soluna baktı durdu. Ama zavallı sıplat dümdüz oldu. Striptizci bebek. Bu madde sizi tamamen dehşete düşürecek. Çoğu ebeveyn çocuklarının büyüyünce doktor, mühendis ya da avukat olmasını ister ama bu oyuncağı alanların başka hayalleri vardı herhalde. 2009 yılında bir ebeveyn oyuncak mağazasına gittiğinde direkt dansı yapan bir bebek gördü ve fotoğrafını çekip internette paylaştı. Buraya kadar yeterince kötü ama daha da kötüsü var. Kutunun üzerinde şöyle şeyler yazıyordu. Yukarı aşağı stil, durmadan dön ve en kötüsü cilveleş. Böyle bir oyuncak yapmanın nasıl uygun olduğunu düşünmüş olabilirler. Neden çocukların direkt dansı yapmaları gerektiğini düşünmelerini isteyelim ki? İğrenç uzaylı parmağı. Birçoğumuz büyürken E.T. filmini sevmişizdir ve E.T.'nin evi ara dediği son sahne kalplerimizi eritmiştir ama bu oyuncak parmak tam tersi bir etki yaratıyor. Tıpkı köpük Hulk elleri gibi. Bu oyuncak da çocuklara filmdeki ikonik sahneyi yeniden canlandırma fırsatı vermek umuduyla piyasaya sürüldü. Ama sonuçta görünüşü bir parmaktan çok daha çirkin oldu. Ebeveynlerin bunu evlerinde bulduklarında ne düşünmüş olabileceklerini hayal bile edemiyorum. Oyuncak şirketi ebeveynlerden o kadar çok tepki aldı ki oyuncağı sadece parmak yerine tam bir E.T. olarak yeniden piyasaya sürmek zorunda kaldılar. Yeni versiyonu çok daha iyiydi ve geçmiştekinin kötülüğünü unutturmayı başardı. Cilt yakan saat. Hemen hemen her çocuk McDonald's Happy Meal yeme ve içindeki harika oyuncakları toplama şansına sahip olmuştur. Ama listemizdeki bu oyuncak için harika diyemeyiz. Bu oyuncak her şeyi değiştirdi. Çocukların yemeklerini ve egzersizlerini takip edebilmeleri için spor ve aktivite saatleri sunan bir fast food restoranı fikri aslında çok iyi bir fikir. Ne var ki McDonald's'ın bu step eat saatlerini kısa sürede geri toplatmak zorunda kaldı. Çünkü 70'ten fazla ailenin çocuklarının cildinde saati taktıktan sadece 8 dakika sonra su toplamaları ve hatta yanıklar meydana geldi. McDonald's'ın derhal hasar kontrolü yapması gerekiyordu. Saatleri geri toplatsalar da olan olmuştu. McDonald's'tan bir temsilci konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Bizim için hiçbir şey müşterilerimizin güvenliği ve refahından önce gelmez. Bu nedenle endişeleri öğrendikten sonra ürünlerin dağıtımını durdurmak için hızla harekete geçtik. Çocukların zarar görmesini hiç istemeyiz. Ürünü geri toplatmamız şarttı. Videoyu beğendiniz mi? Öyleyse bu videoyu da beğeneceksiniz.